Evet, çok değerli bir konuğum var sevgili izleyiciler. Bu sefer farklı bir alanda aslında faaliyetleriyle kendisiyle konuşacağız. Mobilya sektöründen de çok yakından tanıyorsunuz. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Doğan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Aslında bu bülten çok bir tesadüf müdür bilmiyorum. Biz de enerjiyi ağırlıklı olarak konuşacağız. Dolayısıyla sizden de hemen başlayalım. Türkiye'nin de bu anlamda çok önemli yatırımları olduğunu biliyoruz. Keza sizin şirketinizin de bir halka arz söz konusu, öyle değil mi? Biyotrend açısından Evet, konuşuyoruz. evet. İsterseniz o süreçle başlayalım hızlıca. Evet, biz aslında Çanakkale Bigalı mobilyacı bir aileyiz. Bildiğiniz gibi Doğutaş ve Kelebek markalarımızla halen halka arza tamamlamış, borsada işlem gören şirketiz. Biz uzun zamandır 2007'den beri enerjiye yatırım yapan bir aileyiz. Bizim şu anda mevcut halen iki tane hidroelektrik santralimiz var. Erzurum, İspir'de ve Ordu'da. Fakat daha sonra biz yenilenebilir enerjide özellikle gelişmek istedik ve biyo enerjide fırsatlar gördük. Biyogaz tarafında, biyoenerji tarafında fırsatlar görmüştük. Bundan 5 yıl kadar önce bir şirketle ortak olmuştuk. Bu ortaklıkta işlerimizi büyüttük. Şu anda geldiğimiz noktada halen 12 tane elektrik üretim tesisimiz var. Bunları Haziran sonuna kadar, yani YEKDEM süreci bitinceye kadar 17'ye çıkartmayı planlıyoruz. Bu 17 tane tesisimizden 15 tanesi çöpten elektrik üretiyor. İki tanesi de biyokütle dediğimiz orman atıkları ve zirai atıklardan oluşan, bunlar Aydın ve Çanakkale İzine'de olan tesislerimiz. Burada elektrik üretimi yapacağız. Aslında bizim yaptığımız tam iş entegre atık yönetimi ve elektrik üretimi. Çünkü niye entegre atık yönetimi diyoruz? Biz hem evsel atıkları hem tarımsal, ormansal atıkları alıp bunları işliyoruz. Yani burada sadece elektrik üretmeyerek, bunları ayrıştırarak, burada buhar satışı yaparak, seracılık gibi çeşitli ürün çeşitlemesi yaparak, işte kompost gübre üretimi konusunda Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor ve karbon satışı ile ilgili de ilgileniyoruz. Dolayısıyla bu şirketlerimizi sağlanması amacıyla da çok önemli değil mi Sayın Doğan? Efendim? Geri dönüşümün sağlanması açısından da çok önemli bahsetmiş Evet. olduğunuz başlıklar. Evet. Bunlar tam aslında sıfır atık projesi dediğimiz bir proje. Çünkü Türkiye'de her birimiz günde ortalama 1 kilo çöp üretiyoruz. Türkiye'de 80 milyon nüfusu olduğu için 80 bin ton günlük çöp üretimi var. Bunun 45 bin tonluk bölümü işleniyor halen. Çünkü kırsal kesimde özellikle bunların toplanması mümkün olmadığı için bu toplanan 45 bin ton çöpten biz %20'sini işliyoruz bunun. Ki bu da çok önemli bir oran. Yani %20 pazar payına sahip biz diyebiliriz. Biz bunları işlerken bir yandan önce bunları ayrıştırıyoruz. İçindeki camı, işte kartonu, demiri, plastiği bunları ayrıştırdığımız için ve bunları tekrar geri dönüşüme kazandırıyoruz. Yani ham madde firmalarında bunları tekrar satıyoruz. Dolayısıyla bu ayrıştırma ve birlikte aslında sıfır atık projesi diyebiliriz bunlara. Evet, peki Türkiye'de son durumu nasıl değerlendirirsiniz? Gelinen nokta nedir bu enerji çeşitliliğine bakacak olursak sizin bahsetmiş olduğunuz enerji türünde? Evet, Türkiye'de 95 megawattlık bir kurulu güç var. Aslında bütün santrallerin kurulu gücü bu. Bunun 50 bin megawatta ulaştı ki bu çok iyi bir oran. Yani %52'si artık yenilenebilir enerji haline geldi. Önceden daha çok kömür santraller, işte doğal gaz santralleri vardı. Türkiye'de yerli kömür yeterince olmadığı için ithale dayalı bir kömür santralleri Türkiye'de kuruldu. Fakat biz burada rotamızı yenilenebilir enerjiye çevirdik. Doğal gazlarla da ilgili biliyorsunuz dış ticaret açığı verdiği için burada da hükümetin, devletimiz bunu bir politik olmaktan çıkarttığı desteklerini kaldırdığı için şimdi yenilenebilir enerjiyi burada destekliyor. Ve dış ticaret açığı vermediği için de bu projeleri çok önemli buluyoruz. Burada halen yenilenebilir enerji içinde %52 pay olmasına rağmen biyokütlelerin, biyogazların da buradaki oranı halen %3 seviyesinde. Ki bu içinde %13, Brezilya'da %12, Amerika'da %10. Yani burada gidecek daha çok yolumuz var. Burada bir fırsat
görüyoruz. Çin ve Amerika arasındaki rekabetin de önemli olduğunu söyleyelim. Şimdi çok sonuna geldik. Son birkaç, 1-2 dakikamız var zannederim. Yurt dışı pazarlarından da bahsedebilir misiniz? Hedef pazarlar var mı? Hangi ülkeler bu anlamda önemli? Sizden bir de bunları alalım. Biz inşallah bir aksilik çıkmazsa deniz yatırımla TSKB ile anlaşmamızı yaptık. Konsorsiyon liderlerimizi belirledik. Bugün de kurumsal yatırımcılara ilk sunumumuzu yaptık. Önümüzdeki süreçte SPK'nın kesin onayıyla birlikte halka arzımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bizim buradan gelecek kaynakla özellikle hem yeni satın almalar planlıyoruz hem mevcut tesislerin daha verimli hale gelmesi için çalışacağız ama burada özellikle Balkan ülkelerinde ve Afrika'da büyük fırsatlar görüyoruz. Çünkü bu biyoenerji, biyogaz tarafı ülkemiz için de çok daha yeni. Burada büyük fırsatlar görüyoruz. Yatırımlarımızı yurt dışında da yapmayı düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Tekrar sevgili izleyiciler, konuğum Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Doğan'dı. Önemli bir yatırım aslında. Halka açılacak, halka arz edilecek Biotrend. Takipte olacağımızı da söyleyelim. Şimdi